Platon, Menon, Erdem üzerine. Giriş diyaloğu, Erdem öğretilebilir mi? Menon, bana söyler misin Sokrates, Erdem öğretilebilir bir şey midir? Yoksa o uygulamayla mı kazanılır? Ya da o ne öğretim ne de uygulamanın sonucu olmayıp insanın doğal bir yeteneği midir? Yoksa onun da başka bir nedeni mi vardır? Sokrates, sevgili Menon, Tezilyalılar Yunanistan'da şimdiye kadar zenginlikleri ve biniciliklerindeki ustalıklarıyla ün salmışlardı. Şimdi öyle görünmektedir ki onlar, özellikle de dostun Aristippos'un geldiği yer olan Larissa'nın insanları, bilgelikleriyle de ün kazanmaktadırlar. Sizler bunu Gorgias'a borçlusunuz. Zira o, Larissa'ya giderek bilgeliğiyle diğer önde gelen Tezilyalılardan söz etmeye hiç gerek yok, aralarında dostun Aristippos'un da bulunduğu seçkin Odellilerin gönüllerini fethetmiştir. Nasıl ki Gorgias'ın kendisi Yunan dünyasında ona soru sormak isteyen herkesin her tür sorusuna açık olup bütün soruları yanıtlayabiliyorsa, size de sorulabilecek her soruyu yanıtı bilen insana özgü bir güven ve ağırbaşlılıkla yanıtlama alışkanlığı kazandırmış. Oysa sevgili Menon, burada Atina'da bunun tam tersi oldu. Bu yörede bilgelik bakımından gerçek bir kıtlık yaşanıyor. Sanki bilgelik ülkenin bizim yaşadığımız parçasından sizin illere göçüp gitmiş gibi. Her durumda sorunu insanlarımızdan herhangi birine sorarsan, o da tıpkı diğerleri gibi sana gülecek ve şöyle diyecektir. Yabancı, Erdem'in öğretimle mi yoksa başka bir yoldan mı kazanıldığını bildiğimi düşünmekle bana onur veriyorsun. Gerçek şu ki, onun öğretilip öğretilmeyeceğini bilmek bir yana, benim Erdem'in kendisinin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Benim durumum da tam olarak böyle Menon. Yurttaşlarımın bu konudaki yoksulluğunu ben de paylaşıyorum ve Erdem hakkında hiçbir bilgim olmadığı için kendime kızıyorum. Onun ne olduğunu bile bilmediğim zaman bir şeyin bir özelliğini nasıl bilebilirim? Sanıyor musun ki Menon'un kim olduğu konusunda tümüyle bilgisiz olan biri, onun yakışıklı, zengin ve soylu mu yoksa bunların tam tersi mi olduğunu bilebilir? Bunun mümkün olduğunu mu düşünürsün? Hayır, ama Sokrates, senin Erdem'in ne olduğunu bile bilmediğin doğru mu? Memleketimdeki insanlara seninle ilgili olarak anlatmam gereken şey gerçekten de bu mu olacak? Yalnızca bunu değil Menon, bunu bilen biriyle hiç karşılaşmamış olduğumu da söylersin. Buraya geldiği zaman Gorgias'la da mı karşılaşmadın? Karşılaştım tabii. Hala onun da Erdem'inin ne olduğunu bilmediğini mi düşünüyorsun? Ben unutkan bir insanım ve o zaman ne düşünmüş olduğumu şimdi tam olarak anımsayıp söyleyemem. O bunu belki de biliyordu. Herhalde sen de onun bu konu üzerine neler söylediğini biliyorsundur. Öyleyse bana onun söylediklerini anımsat. Ya da istersen sen kendi düşüncelerini söyle. Hiç kuşku yok ki sen de onunla aynı fikirdesin. Evet, aynı fikirdeyim Sokrates. Öyleyse onu bir kenara bırakalım Menon. Zira o her şey bir yana burada değil. Tanrılar aşkına Menon, sen kendin Erdem'in ne olduğunu söylüyorsun. Senden tüm içtenliğine beni reddetmeni ve Erdem'in ne olduğunu söylemeni istiyorum. Her ne kadar bunu bilen hiç kimseyle karşılaşmamış olduğumu söylesem de, senin ve Gorgias'ın bunu bildiğiniz ortaya çıkarsa, yanıldığımın gösterilmesinden yalnızca sevinç duyacağım. İkinci diyalog, Menon'un ilk Erdem tanımı. Menon, burada hiçbir güçlük yok. Her şeyden önce aradığın erdem bir erkeğin erdemi ise bir erkeğin erdeminin onun devlet işlerini iyi bir biçimde çekip çevirmesinden olduğunu görmek kolaydır. Öyle ki o kendisine zarar gelmemesine özen gösterirken dostlarına yararlı olacak, düşmanlarına zarar verecektir. Yoksa eğer bir kadının erdemini istiyorsan bu da kolaylıkla tanımlanır. O iyi bir ev hanımı olmalı, ev işlerini çekip çevirmeli ve kocasına itaat etmelidir. Şu halde ister kız ister erkek olsun, bir çocuk için bir erdem, özgür olsun köle olsun, yaşlı bir adam için de başka bir erdem vardır. Ve daha birçok erdem türü olduğuna göre erdemin ne olduğunu söylemek zor değildir. Her eylem ve yaşamın her anı için tek tek her ayrı işlev bakımından, birbirinden, bizlerden her biri için ayrı bir erdem vardır ve bunun kötülük içinde böyle olduğunu söylemem gerekir. Demek öyle Menon. Meğer ne kadar talihli biriymişim. Tek bir erdem istedim ama görüyorum ki sen bana arı topluluğu kadar erdem sunuyorsun.
Bununla birlikte bu benzetmeyi sürdürecek ciddi ciddi sana bir arının ne olduğunu, özel doğasının ne olduğu sorusunun sorulduğunu ve senin de birçok farklı türden arının var olduğu karşılığını verdiğini kabul edelim. Sana arılar arı olmak bakımından mı birçok ve türlü türlü olup birbirlerinden farklılık gösterirler diye sorsaydım ne diyecektin? Yoksa arıların arı olmak bakımından değil de başka bir şey, şekil ya da güzellik gibi bir karakter bakımından farklılık gösterdiklerini mi kabul edecektin? Onların arı olduğu sürece birbirlerinden hiçbir şekilde farklılık göstermediklerini söylerdim. Peki Melon, sana şöyle desem, bu tam tamına senin bana söylemeni istediğin şeydir. Kendisi bakımından arıların hiçbir şekilde farklılık göstermeyip hepsinin de aynı olduğu bu karakter nedir söyleyecek bir şeyin olduğunu sanıyorum Melon. Aa, elbette Sokrates. Öyleyse Melon, aynısını Erdem için de bir dene. Onlar birçok farklı türden olsalar bile yine de en azından kendilerini erdem yapan ortak bir karaktere sahiptirler. Bir kimsenin erdem nedir sorusunu yanıtlarken göz önünde bulundurması gereken şudur. Söylemek istediğim şeyi anlıyor musun? Seni çok iyi anladığımı sanıyorum Sokrates. Ancak soruyu gerçekte istediğim gibi tam olarak kavradığımı söyleyemem. Pekala Menon. Sen bir erkeğin erdemi, bir kadının erdemi, bir çocuğun erdemi ve diğerlerinin erdemi diye yalnızca erdemi mi böyle arıyorsun? Yoksa sağlık için, boy için, kuvvet için de ayrı ayrı mı yapıyorsun? Erkekte sağlık sana göre kadındaki sağlıktan farklı bir şey midir? Yoksa sağlık ister bir erkekte ya da ister başka herhangi bir yaratıkta olsun, sağlıksa eğer her yerde aynı karaktere mi sahiptir? Aslında Sokrates, sağlığın bir erkekte, bir kadında da aynı olduğunu kabul ediyorum. Öyleyse Menon, boy ve kuvvet içinde böyle midir? Bir kadın güçlüyse onu güçlü kılan aynı şey, aynı kuvvet olmayacak mıdır? Anlatmak istediğim şey, onun kuvvet olarak karakterinin ister kadında ister erkekte olsun farklı olmadığıdır. Yoksa sen farklı olduğunu mu düşünüyorsun? Yok, hayır Sokrates. Ya erdem Menon? O erdem olma karakteri bakımından bir çocukta ya da yaşlı bir adamda, bir kadında ya da erkekte farklılık gösterecek midir? Bana öyle geliyor ki Sokrates, bu diğer örneklerle aynı düzeyde değil. Peki öyleyse Menon, sen bir erkeğin erdeminin devlet işlerini iyi bir biçimde çekip çevirmekte, bir kadının erdeminin ise onun evini iyi idare etmesinde yattığını söylemedin mi? Evet Sokrates, söyledim. Peki Menon, herhangi bir şeyi, devleti ya da evi ya da başka bir şeyi ölçülü ve adil olmadan iyi bir biçimde yönetmek mümkün müdür? Kesinlikle hayır Sokrates. O halde Menon, bu da ölçüllük ve adaletle yönetmek anlamına gelir, öyle değil mi? Evet, elbette Sokrates. Öyleyse iyi olacaklarsa eğer, erkek de kadın da aynı niteliklere, adalet ve ölçüllüğe ihtiyaç duyarlar. Öyle değil mi Menon? Öyle görünüyor Sokrates. Pekala, çocuğun ve yaşlı adamın için ne diyeceğiz? Onlar adaletten yoksun ve ölçüsüz olsalardı, iyi olabilirler miydi Menon? Elbette ki hayır Sokrates. Peki ya ölçülü ve adil olurlar mıydı? Sayılırlar. Şu halde onlar aynı niteliklere sahip olmak suretiyle aynı olduklarından herkes aynı şekilde iyidir. Evet öyle görünüyor Sokrates. O halde onlar aynı erdemi paylaşmasaydılar aynı şekilde iyi olmayacaklardı. Hayır. Hayır Sokrates. Onların hepsinin aynı erdeme sahip olduklarını gördüğüne göre Gorgias ve onun görüşünü paylaşan sen erdemin ne olduğunu söylüyorsun Menon. Bunu hatırlayıp bana söyler misin? Üçüncü diyalog. Menon'un ikinci erdem tanımı. Menon, her şeyi kapsayan bir erdem arıyorsan eğer o yalın bir biçimde insanlara hükmedebilme gücü olmalıdır. Gerçekten de onu arıyorum Menon. Ancak bu erdem bir çocuk ya da bir köle için geçerli olabilir mi? Bir köle efendisine hükmetmeye muktedir olacak mıdır ve efendisine hükmedebilirse eğer onu hala bir köle olarak düşünebilir misin? Pek sanmam Sokrates. Bu kesinlikle muhtemel gibi görünmüyor Menon. Üzerinde durulması gereken bir nokta daha var. Hükmedebilmeye muktedir olmaktan söz ediyorsun. Buna adaletsizce değil de adaletle ibaresini ekleyemez miyiz? Ekleyebiliriz çünkü adalet erdemdir Sokrates. Erdem mi yoksa bir erdem mi diyorsun Menon? Ne demek istiyorsun Sokrates? Söylemek istediğim şey Menon, oldukça genel bir husus. Örneğin, daireyi ele alalım. Dairenin yalnızca şekil değil, bir şekil olduğunu söyleyeceğim. Çünkü onun dışında başka şekiller de var. Anlatmak istediğin şeyi anlıyorum Sokrates ve adaletin dışında başka erdemler bulunduğunu da kabul ediyorum.
Onların ne olduklarını söyle bana Menon. Tıpkı benim sorduğum takdirde diğer şekilleri adlandırabileceğim gibi. Sen de diğer erdemlerden söz et. Benim görüşüme göre Sokrates cesaret bir erdemdir ve ölçülülük, bilgelik, cömertlik ve daha birçok şey erdemler arasında sayılabilir. Az önce bulunduğumuz yere geri dönmüş oluyoruz Menon. Yalnızca tek bir erdem ararken bu kez farklı bir yoldan giderek yine birçok erdem keşfettik. Onlardan her birine nüfuz eden bu tek erdemi bulamıyoruz. Sokrates onların hepsini kapsayan tek bir erdemi diğer örneklerde yaptığım gibi henüz istediğin şekilde kavrayamıyorum. Buna şaşırmadım Menon. Ancak biraz daha ilerleyebilmemiz için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sorunun her şey için geçerli olduğunu anladığını umuyorum. Biri kalkıp da biraz önce sözünü ettiğim örneği alsa ve sana şekil nedir Menon dese ve sen de ona dairenin şekil olduğu karşılığını verseydin ve o bundan sonra sana tıpkı benim yaptığım gibi onun şekil olduğunu mu yoksa bir şekil olduğunu mu anlatmak istiyorsun diye sorsaydı sen elbette onun bir şekil olduğu karşılığını verecektin. Evet kesinlikle Sokrates. Peki bunun nedeni başkaca şekillerin de olması değil midir Menon? Evet Sokrates. Eğer sana bu şekillerin neler olduğunu sormaya devam etseydim sen de anlatacaktın değil mi Menon? Evet, anlatacaktım Sokrates. Aynı durum renk içinde geçerlidir. Sana onun ne olduğu sorulsa ve sen de yanıt verirken beyaz deseydin, beyaz renk midir yoksa bir renk midir sorusu için onun başka renkler de olduğu için bir renk olduğunu söyleyecektin. Evet, öyle diyecektim Sokrates. Ve böyle bir soru sorsaydı tam tamına beyaz kadar renk olan başka renklerden de söz edecektin. Evet, öyle yapacaktım Sokrates. Öyleyse onun benim yaptığım gibi soru sormaya devam ederek şu şekilde itiraz ettiğini varsay. Hep bir çokluğa varıyoruz. Ama benim istediğim yanıt türü bu değil. Bu birçok şeyi bir ve aynı adla adlandırdığına ve onlardan her birinin birbirlerine karşıt olsalar bile bir şekil olduğunu söylediğine göre bana doğruyu olduğu kadar daireyi de kucaklayan bu şeyin ne olduğunu ve doğrunun daire kadar bir şekil olduğunu söylediğin zaman şekille ne anlatmak istediğini söyle. Bunu söyleyebilirsin, değil mi Menon? Evet, söyleyebilirim. Bu şekilde söylüyorsan eğer, daire doğrudan daha fazla daire ve doğru da daireden daha fazla doğru değildir demiş olmuyor musun? Tabii ki hayır Sokrates. Ama dairenin doğrudan, doğrunun ise daireden daha fazla bir şekil olmadığını söylersin. Çok doğru Sokrates. Öyleyse nedir bu şekil adı verilen şey? Bana bunu söyle. Şekil ya da renk hakkında bu soru sorulduğu zaman ama ne istediğini ya da ne anlatmak istediğini anlamıyorum deseydin sana soru soran adam muhtemelen şaşırarak ve onların hepsinde aynı olanı aradığımı görmüyor musun diye soracaktı. Menon soru dairede, doğruda ve şekil adını verdiğin diğer şeylerde ortak olan bu şey nedir? Sorusu olsaydı. Onu da yanıtlayamayacak mıydın? Erdem'le ilgili soruyu bir alıştırma olmak üzere bunu yanıtlamak için elinden geleni yap. Hayır Sokrates, bunu sen yap. Soruyu benim yanıtlamamı mı istiyorsun Menon? Evet, onu istiyorum Sokrates. Sen de bana Erdem'le ilgili sorunun yanıtını vereceksin, tamam mı? Evet, vereceğim Sokrates. Ben de elimden geleni yapacağım. Buna değer Menon. Kesinlikle değer Sokrates. 4. diyalog, Sokrates'in örnek şekil tanımları. Sokrates, pekala sana şeklin ne olduğunu söyleyeyim. Bu tanımı kabul edecek misin bakalım? Onu her zaman renkle birlikte bulunan tek şey olarak tanımlayayım. Bu tanım sana yetiyor mu yoksa başka türlü bir şey mi arıyordun? Sen de erdemi böyle tanımlasaydın bu bana yeterli olurdu. Ama Sokrates, bu naif bir tanım. Nasıl yani Menon? Şekil, söylediklerini anlamadıysam eğer her zaman renkle birlikte bulunan şeydir diyorsun. Kabul, ancak birisi kalkıp da rengin ne olduğunu bilmediğini, renk konusunda şekilden daha iyi bir durumda bulunmadığını söylese, ona nasıl bir yanıt verirdin? Bunu düşün. Bence doğru Menon. Bana soru soran zeki, tartışmak için tartışan biri olsaydı, işte benim yanıtımı duydun. Yanlışsa eğer, onu ele alıp çürütmek sana düşer derdim. Oysa senin ve benim gibi iki dost birbirleriyle konuşup tartışmak istediği zaman yanıtlar daha yumuşak ve tartışmaya daha yönlendirici olmalıdır. Bununla onun yalnızca doğru olması gerektiğini değil, soru soranın tanışık olduğunu kabul ettiği terimleri kullanmak durumunda olunmasını anlatmak istiyorum. Bundan dolayı sana bu şekilde yanıt vermeye çalışacağım. Bana öyleyse
Son terimimi bilip bilmediğini söyle. Limit ya da sınır demek istiyorum. Bütün bu sözcükleri aynı anlamda kullanıyorum. Pratikos belki bizimle tartışmaya girebilirdi. Ancak ben senin sınırlanmış ya da sona ermiş bir şeyden söz ettiğini kabul ediyorum. Anlatmak istediğim her şey bundan ibaret. Sözlerim derin bir anlam içermiyor. Bu fikri kabul ediyorum Sokrates ve anlatmak istediğin şeyi anladığıma inanıyorum. Ve yine Menon, geometride kullanıldıkları biçimleriyle yüzey ve katıyı bilirsin değil mi? Evet bilirim Sokrates. Bunlarla bu kez benim şekil tanımımı anlamalısın. Şeklin tüm örneklerini kapsayacak şekilde bir katının bittiği şey ya da daha kısaca bir katının sınırı olduğunu söylüyorum. Ya rengi nasıl tanımlıyorsun Sokrates? Menon, sen ne utanmaz bir arkadaşsın. Yaşlı bir adamın yanıt vermesi için sıkıştırmaya devam ediyor ama belliğini zorlayarak bana Gorgias'ın erdem tanımının ne olduğunu söylemeyi reddediyorsun. Sen bana bunu söyler söylemez söyleyeceğim Sokrates. Seninle konuşan biri Menon, gözleri bağlı olsa bile senin yakışıklı bir adam olup hala hayranlarının bulunduğunu söyleyebilir. Neden acaba Sokrates? Gençlikleri devam ettiği sürece bir zorbadan farksız bir biçimde davranan şımarık çocuklar gibi sözlerinde buyurgan konuşuyorsun da ondan. Güzellik karşısında zayıf olduğumu da herhalde sezdin. Her neyse, senin dediğini yapıp sana yanıt vereceğim. Beni sevindirirsin Sokrates. Beni en iyi bir biçimde takip edebilmen için Gorgias tarzında bir yanıt ister misin? Evet, elbette isterim Sokrates. Neden olmasın? 5. diyalog Sokrates'in renk tanımı. Sokrates, sen ve o, Empedokles'in akıntılar kuramına inanırsınız değil mi? Tüm kalbimizle inanırız Sokrates. Akıntıların kendilerine varıp kendilerinden yol bularak geçtikleri, gözeneklerin varlığını da kabul edersiniz değil mi Menon? Evet, kabul ederiz Sokrates. Akıntıların bazıları gözeneklerin bazılarına uyarlar, buna karşın bazıları oldukça kalın ya da ince olur. Doğru Sokrates. Öte yandan görme diye bir şey bilirsin değil mi Menon? Evet, bilirim Sokrates. Öyleyse bu kavramlardan hareketle Pindar'ın söylediği gibi diyeceklerimi anlamaya çalış. Renk, sınırlanmış yüzeylerden gelen, görme ile orantılı, görme tarafından algılanabilir olan akıntıdır. Bu bana yetkin bir tanım gibi görünüyor Sokrates. O hiç kuşku yok ki senin alışık olduğun türden bir yanıttır Menon. Onun sesi, kokuyu ve benzer birçok şeyi tanımlamanın yolunu sağladığını herhalde görüyorsundur. Doğru sağlıyor Sokrates. Evet, o şatafatlı bir yanıttır. Sen onu yüzden, şekil tanımından daha çok beğeniyorsun. Öyle Sokrates. Bununla birlikte Aleximandros'un oğlu, ben diğerinin daha iyi olduğundan eminim ve bana dün söylediğin gibi Elios'un ayinlerinden erken ayrılmayıp kalabilmiş ve yeterince ilham alabilmiş olsaydın sanırım sen de aynı fikirde olacaktın. Buna benzer daha fazla sayıda yanıt verebilirsen kalacağım Sokrates. Hem kendim hem de senin için böyle yanıtlar vermek bakımından büyük bir dikkat göstereceğimden emin olabilirsin Menon. Ama korkarım ki bunu sık sık yapamıyorum. Bunu bir yana bırakalım. Daha önce verdiğin sözü anımsa, şimdi yanıt verme sırası senin. Bana Erdem'in genel doğasının ne olduğunu söylemeye çalış. Şakacı kimselerin biri bir tabak kırdığı zaman söyledikleri gibi, birin kendisinden birçok şey çıkarmaktan vazgeç, Erdem'i bütün ve sağlam bırakıp ve bana sana verdiğim örnekte olduğu gibi onun ne olduğunu söyle. Menon'un 3. tanımı. Menon, bana öyle geliyor ki Sokrates, Erdem Ozan'ın söylediği gibi güzel şeylerden hoşlanmak ve güçlü olmaktır. Ben Erdem'i güzel şeyleri arzu etme ve onları elde edebilme gücü olarak tanımlıyorum. Güzel şeyleri arzu eden bir adamdan söz ettiğin zaman onun arzu ettiği şeylerin ne olduğunu mu anlatmak istiyorsun? Kesinlikle Sokrates. Öyleyse bazı insanların kötü şeyleri, buna karşın diğerlerinin de iyi şeyleri istediğini mi düşünüyorsun? Senin düşüncene göre herkes iyi şeyleri istemez mi? Hayır Sokrates. Bu durumda bu diğerlerinin kötü şeylerin iyi olduğunu düşündüklerini mi, yoksa onların bu kötü şeylere bunların kötü şeyler olduklarını bilmelerine rağmen yine de istediklerini mi söyleyeceksin? Her ikisini de söyleyeceğim Sokrates. Ne? Kötü şeyleri her neyse o olarak gören birinin onları yine de isteyeceğini gerçekten düşünüyor musun Menon? Evet Sokrates. Hangi anlamda ister Menon? Onlara sahip olmak anlamında mı? Elbette Sokrates. Kötü şeylerin onlara sahip olan kişiye yarar sağladığı inancıyla mı, yoksa kötü şeylerin onlara sahip olan kimseye zarar verdiği inancıyla mı ister? Bazıları birinci inanca, buna karşın bazıları ikinci inanca da sahip olabilir Sokrates. Kötü şeylerin yarar getirdiğini sanan bu kişilerin,
Onların gerçekten kötü olduğunu bildiklerine de inanıyor musun Menon? Hayır, buna gerçekten inanmam Sokrates. Kötü şeyleri her neyseler o olarak görmeyen bu sınıfın kötü şeyleri değil de onlar gerçekte kötü olsalar bile iyi olduğunu düşündüğü şeyleri istedikleri açık değil midir? Kötü şeyleri bilgisizlikten dolayı iyi şeylerle karıştıran bu insanlar açıktır ki iyi şeyler istemektedirler. Bunun onlar için doğru olduğunu sanıyorum Sokrates. Şimdi kendilerinden kötü şeyleri, kötü şeylerin onlara sahip olana zarar verdiği inancıyla isteyen kişiler olarak söz ettiğin bu insanlara gelince, onlar bu kötü şeylerden kendilerine zarar geleceğini herhalde bilirler. Bilmeleri gerek Sokrates. Ve onlar zarara uğrayan bir kimsenin, her kim olursa olsun, zarara uğradığı sürece mutsuz olduğunu bilmezler mi? Bunu da bilmeleri gerekir Sokrates. Böyle birinin aynı zamanda bedbaht olduğunu da bilirler değil mi? Evet, bilirler Sokrates. Pekala, bir kimse mutsuz ve bedbaht olmak ister mi? İstediğini sanmam Sokrates. İstemezse o zaman hiç kimse kötü olan bir şeyi istemez. Zira mutsuzluk kötü şeyleri istemekten ve kötü şeylere sahip olmaktan başka nedir ki? Söylediğin doğru gibi görünüyor. Sokrates hiç kimse kötü olan bir şeyi istemez demek ki. Biraz önce Erdem'in iyi şeyler için duyulan arzuya ek olarak iyi şeyleri elde edebilme gücünden oluştuğunu söyledin. Bu tanımda arzu herkes için ortaktır ve bu bakımdan hiç kimse komşusundan daha iyi değildir. Öyle görünüyor Sokrates. Bir kimse iyi şeyler için duyulan arzu bakımından bir başkasından daha iyi değilse, açıktır ki iyi şeyleri elde etme gücü bakımından daha iyi olmalıdır ve Erdem senin tanımına göre iyi şeyleri elde etme gücüdür. Evet, benim görüşüm tam tamına şimdi senin dile getirdiğin görüştür Sokrates. Şimdi doğruyu bu kez gözünden vurup vurmadığıma bakalım. Pekala, haklı olabilirsin. İyi şeyleri elde etme gücünün Erdem olduğunu söylüyorsun değil mi? Evet Sokrates. İyi şeylerle de sağlık, zenginlik gibi şeyleri anlatmak istiyorsun. İyi şeyler içinde altın ve gümüş ve devlette yüksek ve şerefli bir memuriyet kazanmayı da dahil edebilirim Sokrates. Bildiğin iyi şeylerden oluşan öbekler yalnızca bunlardır, öyle değil mi? Evet, bu türden her şeyi anlatmak istiyorum Sokrates. Büyük kralın aile dostu Menon'un tanımında altın ve gümüşün kazanılması erdemdir. Kazanma sözcüğüne adil ve doğru bir biçimde ifadesini ekler misin? Onlar adil olmayan bir biçimde kazanılsalar bile hepsine birden aynı şekilde erdem der misin? Kesinlikle hayır Sokrates. O halde bu kötü bir şeydir. Kesinlikle evet. Demek ki kazanmaya adalet ya da ölçülülük ya da dindarlık ya da erdemin başka bir parçasının eklenmesi gerekir. Aksi takdirde o iyi şeyler için bir araç olsa bile amaç olmayacaktır. Hayır, bunlar olmadan erdeme nasıl olur da sahip olabilirsin ki? Gerçekten de altın ve gümüşün eksikliğinin kendisi ve altın gümüşü ister kişinin kendisi ister bir başkası için olsun, onların elde edilmesini adaletsiz hale getirecek koşullar altında elde edilmemesinin bir sonucuysa erdemdir. Öyle görünüyor Sokrates. O halde bu türden iyi şeylere sahip olmak onlardan yoksun olmaktan daha fazla erdem değildir. Ya da bunun yerine kendisine adaletin eşlik ettiği bir şeyin bu her ne olursa olsun erdem bu tür niteliklerden yoksun olanın ise her ne olursa olsun kötü ya da erdemsizlik olduğunu söyleyebilir miyiz? Vardığın sonucun kendisinden kaçınılmaz bir sonuç olduğunu kabul ediyorum Sokrates. Ancak birkaç dakika önce bunlardan her birinin adaleti, ölçülüğü ve diğerlerini erdemin bir parçası olarak adlandırdık. Evet, öyle yaptık Sokrates. Bana öyle geliyor ki sen beni aldatıyorsun. Bunu nasıl yaparım Sokrates? Biraz önce senden erdemi parçalara bölmemeni istemiş ve sana istediğim yanıt türüyle ilgili olarak örnekler vermiştim. Ama sen buna hiç dikkat etmeden bana erdemin iyi şeyleri adaletle elde etmekten oluştuğunu söylüyorsun ve adaletin de erdemin bir parçası olduğunu kabul ediyorsun. Doğru Sokrates. O halde buna ister adalet ya da ister erdemin diğer parçalarından birinin adını ver, erdemin bir parçasına uygun olarak erdemin erdem olduğu bizzat senin ifadenden çıkıyor. Göstermek istediğim nokta benim senden bana bir bütün olarak erdemin tanımını vermeni istediğim yerde. Senin erdemin bizzat kendisinin ne olduğunu söylemekten uzak olarak bana sanki bütünün ne olduğunu daha önce söylemişsin gibi erdemin bir parçasını sergileyen her eylemin erdem olduğunu söylüyor olmandır. Öyle ki bütünün ne olduğunu bana söylemiş olsaydın, sen onu çok küçük parçalara bölmüş bile olsan ben yine onu tanıyacaktım. Her eylem erdemin bir parçası ile birleştiğinde erdem oluyorsa, o zaman aziz dostum Menon, sana eski soruyu yeniden sormamız gerekir. Erdem nedir?
Başka bir deyişle, her şeyi bir yana adaletle gerçekleştiren her eylemin erdem olması ne anlama geliyor? Aynı sorunun yeniden sorulmak durumunda olduğuna katılıyor musun? Bir kimse bütünün ne olduğunu bilmeksizin erdemin bir parçasının ne olduğunu bilebilir mi? Bildiğini sanmam Sokrates. Ben de sanmam Menon. Ve anımsarsan eğer biraz önce şekil hakkında bir karşılık verdiğim zaman hala kuşkulu olman ve üzerinde anlaşmaya varılmamış olan terimleri kullanan yanıt türünü reddetmiştik. Evet, haklı olarak reddetmiştik Sokrates. Öyleyse lütfen sen de bunun aynısını yap. Bir bütün olarak erdemin doğasının ne olduğu hala kuşkuluyken onu birisine parçalarından biri aracılığıyla ya da buna benzer bir açıklama türüyle açıklayabileceğini düşünme. Bunun yerine aynı sorunun hala yanıt beklediğini düşün. Erdem hakkında ıvır zıvır şeyler söylüyorsun. Ancak o nedir? Bu sana çok anlamsız mı görünüyor? Hayır, bu bana yeterince doğru görünüyor Sokrates. Öyleyse başa dön ve benim sorumu yanıtla. Sen ve dostun erdemin ne olduğunu söylüyorsunuz Menon. 7. diyalog ara. Menon, Sokrates, seninle karşılaşmadan önce bana senin gerçekte kafası karışık bir adam olduğunu ve başkalarının da kafasını karıştırdığını söylediler. İçinde bulunduğumuz şu anda bana büyü yapmakta olduğunu, beni büyülediğini ve beni kendini idare etmekten bütünüyle aciz bir kütle haline gelinceye kadar beni büyünün etkisi altında bıraktığını hissediyorum. Bunu düşüncesizliğime, küstahlığıma ver ama bilesin ki seni yalnızca dış görünüşünle değil ancak başka bakımlardan da tamı tamına insanın denizde karşılaştığı torpil balığına benzetiyorum. Bir kimse onunla ne zaman temas etse balık onu uyuşturur. İşte bu tam olarak şimdi senin bana yapmakta olduğun şeydir. Zihnim ve dudaklarım gerçekten de uyuşmuş bir halde ve sana verecek hiçbir karşılığım yok. Oysa erdem hakkında yüzlerce defa konuşmuş, konuyla ilgili olarak büyük dinleyici kitleleri önünde uzun söylemler çekmiştim ve bunu da şöyle sanıyorum ki çok iyi bir biçimde yapmıştım. Şimdi onun ne olduğunu bile söyleyemiyorum. Kanaatimce Atina'dan ayrılmamak ve dışarılara gitmemek de çok akıllıca bir şey yapıyorsun. Başka bir ülkede bir yabancı olarak bu şekilde davranmış olsaydın muhtemelen bir büyücü diye tutuklanırdın. Gerçekten de çok alçak bir adamsın Menon. Beni az kalsın aldatıyordun. Ne demek istiyorsun Sokrates? Benimle ilgili olarak neden bir teşbih kullandığını anladım Menon. Acaba neden Sokrates? Ben de sıra sana geldiğimde seni bir şeyle karşılaştırayım diye. Tüm yakışıklı insanların bu karşılaştırma oyunundan hoşlandığını biliyorum. Onların bundan kazançları yüksek olur çünkü yakışıklı insanlar doğal olarak güzel benzetmeleri teşvik ederler. Ancak ben seni bir şeye benzetmeyeceğim. Bana gelince torpil balığı başkalarını kendisi uyumuş olduğu için uyuşturuyorsa benzetmen doğrudur. Aksi takdirde benzetmen doğru değildir. Ben başka insanların kafalarını, yanıtlarını bildiğim için karıştırıyorum, değil mi? Oysa işin doğrusu benim kafam karma karışık olduğu için başkalarının da kafasını karıştırdığımdır. Aynı durum Erdem için de geçerli. Ben Erdem'in ne olduğunu bilmiyorum. Sen benimle karşılaşmazdan önce Erdem'in ne olduğunu biliyor olmuş olabilirsin ama şimdi bilmiyormuş gibi görünüyorsun. Her şey bir yana, ben seninle birlikte Erdem'in ne olduğuna ilişkin bir inceleme, bir araştırma sürdürmeye hazırım. 8. diyalog, öğrenme paradoksu. Menon. Ancak onun ne olduğu hakkında en ufak bilgin bile olmadığı zaman bir şeyi nasıl arayabilirsin? Araştırmanın neresi olarak bilmediğin bir şeye nasıl ulaşacaksın? Onunla bir şekilde karşı karşıya gelsen bile bilmediğin şeyi bulmuş olduğunu nasıl bileceksin? Ne anlatmak istediğini anlıyorum Menon. Öne sürmekte olduğun şeyin bir adamın bildiği bir şeyi de bilmediği bir şeyi de öğrenmeye kalkışmasının imkansız olduğu şeklindeki hileli bir argüman olduğunu farkında mısın? Böyle bir adam onu bildiği için araştırma ihtiyacı duymadığından bildiği bir şeyi araştırmayacağı gibi bu durumda neyi aradığını bilmediği için bilmediği şeyi de araştırmayacaktır. Bunun iyi bir argüman olduğunu düşünmüyor musun Sokrates? Hayır, hayır Menon. Peki Sokrates, onun neden iyi bir argüman olmadığını bana açıklayabilir misin? 9. diyalog, anımsama kuramı. Sokrates, elbette açıklayabilirim. İlahi hakikatlere nüfuz etmiş kadınlardan ve erkeklerden duymuştum ki... Onlar ne söylüyorlar Sokrates? Bana doğru ve güzel görünen şeyler. Neydi o söyledikleri ve onlar kimlerdi Sokrates? Bunu söyleyenler, icra ettikleri işlerde yaptıklarının hesabını verebilen rahip ve rahibelerdi. Pindaros ve ilahi bir esinden pay alan başka birçok ozan da ondan söz eder. Onların söyledikleri şey şudur. Söyledikleri şeyin doğru olduğunu düşünüyor musun ona bak.
Onlar insan ruhunun ölümsüz olduğunu söylerler. İnsan ruhu bir zaman gelir, onların ölüm adını verdikleri bir sona ulaşır. Bir başka zaman gelir, yeniden doğar. Ancak hiçbir zaman yok olup gitmez. Bundan dolayıdır ki insan her gününü mümkün olduğu ölçüde yaşamalıdır. Şu halde ruh ölümsüz olduğu ve birçok kez doğmuş, hem burada hem de öte dünyada her şeyi görmüş olduğu için var olan her şeyi öğrenmiştir. Bu nedenle insan ruhu erdeme ya da herhangi bir şeye ilişkin olarak görmüş olduğumuz gibi bir zamanlar sahip olduğu bilgiyi anımsayabilirse buna şaşırmamamız gerekir. Varlığa gelen her şey birbirleriyle ilişkili olup ruh da her şeyi öğrenmiştir. Öyle ki bir adam tek bir bilgi parçasını anımsadığı, gündelik dilde öğrendiği zaman yeterince cesur olur ve araştırmadan bakıp uzanmazsa eğer, geri kalan her şeyi keşfetmemesi için hiçbir neden yoktur. Çünkü araştırma ve öğrenme gerçekte anımsamadan başka bir şey değildir. Öyleyse sözünü ettiğin çekişme amaçlı argüman tarafından baştan çıkarılmamalıyız. O zavallıların kulakları için hoş bir name olup bizi de tembelleştirir. Oysa diğer öğreti bilginin peşinden koşan enerjik araştırmacılar yaratır. Onun doğruluğundan emin olan ben, senin de yardımınla erdemin ne olduğunu araştırmaya hazırım. Peki Sokrates, ancak bir şey öğrenmediğimizi ve öğrenmenin anımsama olduğunu söylediğin zaman anlatmak istediğin şey nedir? Bunun ne olduğunu bana öğretebilir misin? 10. Diyalog, kuramın köle üzerinde serimlenmesi. Sokrates, biraz önce senin çok alçak bir adam olduğunu söylemiştim ve sen öğretme diye bir şeyin olmadığını, sadece anımsamanın olduğunu söylememe rağmen benden bunu sana öğretmemi istiyorsun. Herhalde beni doğrudan doğruya kendimle çelişirken yakalamak istiyorsun. Zeus aşkına hayır Sokrates, dürüstçe söylemeliyim ki bunu düşünmüyordum. Beni böyle konuşturan yalnızca alışkanlık. Söylediğin şeyin doğru olduğu konusunda beni bir şekilde aydınlatabilirsen bunu benden esirgeme lütfen. Fakat bu kolay bir iş değil. Ama yine de öğrenmenin gerçekte anımsama olduğunu, sen bunu benden istediğin için göstermeye çalışacağım. Benim için sahip olduğum pek çok köleden birisini çağırır mısın? İstediğin şeyi onun üzerine göstereceğim. Peki, buraya gel. Kendisi bir Yunanlı mıdır Menon ve dilimizde konuşmayı biliyor mu? Hiç kuşkun olmasın Sokrates, evimde doğdu büyüdü. Öyleyse dikkatle dinle ve o benden bir şeyler mi öğreniyor yoksa yalnızca bir şeyler mi anımsıyor buna bak. Bakacağım Sokrates. Çocuğum, karenin şunun gibi bir şekil olduğunu biliyorsun değil mi? Sokrates toprağa şekiller çizmeye başlar, A, B, C, D karesine işaret eder. Köle, evet der. Sokrates, karenin hepsi de birbirine eşit olan dört kenarı vardır değil mi? Diye sorar, köle, elbette der. Sokrates, onun ortasından geçen bu çizgiler de birbirine eşittirler değil mi? Diye sorar, Menon, evet der. Sokrates, böyle bir şekil daha büyük ya da daha küçük olamaz mı? Diye sorar, köle, olabilir tabii ki der. Sokrates, şimdi bu kenar iki ayak uzunluğunda ve bu kenar da aynı olsa bütün kaç ayak olacaktır? Şöyle düşün. O bu doğrultuda iki ayak ve diğerinden yalnız bir ayak uzunluğunda olsaydı alan bir kare iki ayak olmayacak mıydı diye sorar köle evet der. Ancak o bu doğrultuda iki ayak olduğuna göre alan iki kere iki ayak değil midir diye sorar köle evet der. Hadi Menon sor iki kere iki kaç eder hesaplasın söyle. Köle 4 eder der Sokrates'e. Şimdi buna benzer olan yani bütün kenarları bunun gibi birbirine eşit ancak bunun iki misli olan bir başka şekil çizilemez mi? Evet çizilebilir der köle. Pekala onun alanı kaç ayak olacaktır o halde? 8 diye cevap verir köle. O halde bana şimdi onun her bir kenarının kaç ayak uzunluğunda olacağını söylemeye çalış. Şimdiki şeklin kenarı 2 ayaktır. Bunun iki misli olan şeklin kenarının uzunluğu ne olur? Köle, tabii ki iki misli olur Sokrates der. Sokrates, görüyorsun ya Menon, ona hiçbir şey öğretmiyor, yalnızca soru soruyorum. Şimdi o 8 ayaklık şeklin kenarlarının uzunluğunu bildiğini düşünüyor. Sence de öyle değil mi? Evet Sokrates. Peki biliyor mu? Kesinlikle hayır. Onun kenarının diğerinin kenarının iki misli olduğunu düşünüyor. Evet. Evet Sokrates. Bak şeyleri nasıl hatırlaması gerektiği gibi bir düzen içinde hatırlayacak. Köleye döner. Sen söyle bana. Kenar uzunluğunun iki misli bir uzunluğa çıkartılması, iki misli büyüklükte bir şeklin meydana getir diyorsun değil mi? Şunun gibi bir şey kastediyorum. Yani bu yönde uzun, bu yönde kısa olmayan bir şekil, o birinci şekilde olduğu gibi tüm kenarları eşit ancak iki misli büyüklükte, yani 8 ayaklık bir kare olacak. Onun kenarının iki misli yapılmasıyla elde edilebileceğini hala ümit ediyor musun? Bir an için bunu düşün.
Köle peki der. Sokrates, pekala şimdi bunun uzunluğuna aynı uzunlukta başka kenar eklersek ikimiz de uzunlukta bir doğruya sahip olacak mıyız? Menon evet der. Sokrates, öyleyse sana göre aynı uzunlukta dört kenar alarak sekiz ayaklı kareyi bu doğru üzerinde mi oluşturacağız? Köle evet der. Sokrates, birinci doğruyu temel alarak dört eşit doğruyu çizelim. Bu şekil sana sekiz ayaklı kare dediğin şekli vermez mi? Köle elbette verir der. Sokrates, ancak o her biri dört ayaklık orijinal kareye eşit olan bu dört kareyi içerir mi? Köle evet der. Sokrates, pekala bunun büyüklüğü ne kadardır? O dört misli büyük olmayacak mıdır? Köle hiç kuşkusuz der. Sokrates, ve dört misli iki kareyle aynı mıdır? Köle, Zeus aşkına değildir. Sokrates, peki ne kadardır? Köle, dört misli kadardır der. Sokrates, demek ki bir kenar iki kat olduğu zaman çocuğum iki değil de onun dört katı olan şekil meydana geliyor. Köle, doğru söylüyorsun der. Sokrates, dört kere dört 16 eder değil mi diye sorar. Köle, evet der. Sokrates, sekiz ayaklık şeklin bir kenarı ne kadardır? Bu bize orijinal alanın dört misli büyüklükte bir alan verir mi? Öyle değil mi diye sorar. Köle, öyle der. Bu uzunluğun yarısına eşit olan bir kenar ise bize dört ayaklı bir kare verdi değil mi? Köle evet der. Sokrates, çok iyi. Sekiz ayaklı kare. Bu karenin iki misli şu karenin de yarısı değil midir diye sorar. Köle evet der. Sokrates, o bu kenardan daha büyük ancak şu kenardan daha küçük bir kenara sahip olmayacak mıdır? Köle, bence olacaktır der. Sokrates, çok güzel. Daima nasıl düşünüyorsan öyle yanıt ver. Söyle bana. Bu kenar iki ayak. Bu kenar da dört ayak uzunluğunda değil miydi? Köle evet der. Sokrates, bu durumda 8 ayaklı şeklin bir kenarının 2 ayaktan daha uzun, 4 ayaktan daha kısa olması gerekir. Köle, evet gerekir. Sokrates, onun uzunluğunun ne kadar olduğunu düşünüyorsun? Bana söylemeye çalış. Köle, 3 ayak der. Sokrates, dediğin gibi 3 ayaksa, ona bu parçanın yarısını eklersek, onu 3 ayak yapmış olacağız değil mi? Burada 2 ayak var ve bu da bir parçanın yarısı olan bir ayaktır. 2'ye 1 eklersek senin söylediğin şekil meydana gelir. Köle evet der. Sokrates, o bu yönde 3 ayak ve şu yönde 3 ayak ise bütün şekil 3 misli 3 ayak olacaktır. Köle, öyle görünüyor der. Sokrates, 3 kere 3 ayak kaç eder diye sorar ve köle 9 der. Sokrates, fakat birinci karemizin 2 misli olan kare kaç ayak olmak durumundaydı? Köle 8 der. Sokrates, 3 ayaktan 8 ayaklık bir şekil oluşmadı değil mi diye sorar. Köle, kesinlikle oluşmadı der. Sokrates, öyleyse onu kaç ayak uzunluğundaki kenar verecektir? Bana kesin bir şey söylemeye çalış. Bunu hesaplayarak bulmak istemiyorsan şekil üzerinden hangisi olduğunu göster. Köle, Zeus aşkına Sokrates, gerçekten de bilmiyorum der. Sokrates, Menon anımsama yolunda onun daha şimdiden gelmiş olduğu aşamayı görüyor musun? Önceden 8 ayaklı karenin kenar uzunluğunu bilmiyordu. Bunu şimdi hala bilmiyor. Ancak o zaman bildiğini düşünüyordu. Cesaretle ve gerçekten biliyormuş gibi tereddüt etmeden cevapladı. Oysa şimdi kafasının karışmış olduğunu düşünüyor. Sadece bilmiyor değil, fakat bildiğini de düşünmüyor. Doğru söylüyorsun Sokrates. Bilmediği şeyle olan ilişkisi açısından şimdi daha iyi bir konuda değil midir Menon? Ben de öyle sanıyorum Sokrates. O zaman kafasını karıştırmakla ve onu uyuşturucu bir balık gibi uyuşturmakla ona bir zarar vermiş olduk mu Menon? Pek sanmıyorum Sokrates. Gerçekte ona doğru yanıtı bulma yolunda biraz yardım ettik. Çünkü o şimdi bilmediği şeyi araştırmaktan zevk alacaktır. Eskiden herkese rahatça karenin kenar uzunluğunun iki katı alındığı zaman onun iki misli büyüklükte bir şekil elde edebileceğini söylerken doğru düşündüğünü zannediyordu. Evet öyle Sokrates. Kafa karışıklığına düşmeden bilgisizliğinin bilincine varıp öğrenme arzusu duymazdan önce onun gerçekte bilmese bile bildiğini düşündüğü şeyi araştırmaya ya da öğrenmeye kalkışacağını mı sanıyorsun? Bence de kalkışmazdı Sokrates. Peki uyuşturmak yararlı oldu mu sence Menon? Bence oldu Sokrates. Bu kafa karışıklığı halinden başlayarak ben hiçbir şey öğretmeden sadece soru sorarken onun benimle birlikte doğruyu nasıl arayıp bulacağını dikkat et. Ona yalnızca düşünceleriyle ilgili soru sormak yerine bir bilgi verecek olursam bana suçüstü yapmak için hazır ol. Sokrates burada daha önceki şekilleri siler ve yeni baştan şekil çizmeye başlar. Söyle bana çocuğum, bu bizim dört ayaklı karemiz değil midir? Beni anlıyor musun? Köle evet der. Sokrates, şimdi buna bunun gibi başka bir kare daha ekleyebilir miyiz? Köle evet der. Sokrates,
ve daha sonra şu köşeyi de bu kareyle tamamlayabiliriz değil mi? Köle elbette der. Sokrates bu iki kareden her birine eşit olan üçüncü bir kareyi de şuraya ekleyebilir miyiz diye sorar. Köle evet der. Sokrates ve daha sonra şu köşeyi de bu kareyle tamamlayabilir miyiz değil mi? Köle evet der. Şu halde dört eşit karemiz var değil mi diye sorar. Köle evet der. Sokrates neden diye sorar. Bütün ilk karenin kaç misli büyüklüğündedir? Köle dört misli der. Sokrates bize iki misli büyük bir şekil gerekiyor yoksa hatırlamıyor musun diye sorar. Köle elbette hatırlıyorum der. Sokrates şimdi köşeden köşeye giden bu çizgi bu kareden her birinin tam yarısından keser. Öyle değil mi diye sorar. Köle evet der. Sokrates bu alanı kuşatan çizgiler şunlar mıdır? Köle evet onlardır der. Sokrates şimdi düşün. Bu şeklin büyüklüğü ne kadardır? Köle ne dediğini pek anlamadım der Sokrates'e. Sokrates burada dört kare var. Ortaya çıkan yeni karenin her bir kenarı bu dört karenin her birini içeriden ikiye bölmüyor mu? Köle evet der. Sokrates bunun içinde böyle kaç tane yarım var? Köle dört der. Sokrates pekala bu şekilde kaç yarım var? Köle iki der. Sokrates ya dört ile iki arasında nasıl bir ilişki var? Köle dört ikinin iki mislidir der. Sokrates öyleyse bu şeklin büyüklüğü ne kadardır? Köle sekiz ayak der. Sokrates hangi çizgi üstünden diye sorar. Köle bu çizgiden der. Sokrates bu dört ayaklı karenin bir köşesinden diğer köşesine giden çizgi değil mi? Köle evet der. Sokrates bilginler buna köşegen adını verir. Eğer köşegen adını verirsek senin dediğine göre Menon'un çocuğu iki kat büyüklüğündeki şekil bu köşegen üzerinde olur. Köle öyle Sokrates der. Menon'a dönüş ve anımsamayla ilgili genel değerlendirmeler. Sokrates ne düşünüyorsun Menon? Kendisine ait olmayan bir inançla yanıt verdiği hiç oldu mu kölenin? Hayır, hepsi kendi inançlarıydı. Ama birkaç dakika önce kabul ettiğimiz gibi o bir şey bilmiyordu, öyle değil mi? Çok doğru Sokrates. Fakat bu inançlar onda bir yerlerde bulunuyordu, öyle değil mi? Evet, evet Sokrates haklısın. Şu halde bilmeyen bir kimse, bilmediği bir konu hakkında doğru inançlar bulabiliyor, öyle değil mi Menon? Öyle görünüyor Sokrates. Şimdiki halde bu inançlar yeni yeni uyanmış olduklarından düşe benzer bir niteliktedir. Ama aynı sorular ona çeşitli vesileler ve değişik şekillerde sorulursa, onun sonuçta aynı konu üzerinde herhangi bir kimse kadar tam ve dakik bir bilgiye sahip olacağını göreceksin. Herhalde Sokrates. Bu bilgi öğretmeden değil, fakat soru sormaktan gelecektir. O bu bilgiyi kendi için anımsayacaktır, değil mi? Evet öyle Sokrates. Onda bulunan bu bilginin kendiliğinden ortaya çıkması anımsama değil midir? Öyle gibi Sokrates. Öyleyse o şimdi sahip olduğu bilgiyi ya belli bir zamanda kazanmıştır ya da ona her zaman sahip olmuştur. Evet haklısın Sokrates. Bu bilgiye de sahip olduysa onu hep bilmiş olmak zorundadır. Öte yandan bu bilgiyi daha önce bir zamanda kazandıysa bu biri ona geometriyi öğretmediği sürece bu yaşamda olmuş olamaz değil mi? O her türlü geometri bilgisine ve başka her konuda aynı şekilde davranacaktır. Biri ona bütün bunları öğretti mi? Senin evinde doğduğu için bunu biliyor olmalısın. Bildiğim kimsenin ona bir şey öğretmediği yönü de Sokrates. Bu inançlara sahiptir. Yoksa öyle değil miydi Menon? Kesinlikle öyle görünüyor Sokrates. Bu inançları şimdiki hayatında elde etmemişse, onun bunları başka bir zamanda öğrenmiş olduğu açık değil midir? Öyle görünüyor Sokrates. O halde bu, onun insan olmadığı bir zamandır değil mi? Evet Sokrates. O halde soru sormakla uygulanabilecek bir bilgiye dönüştürülebilecek olan bu doğru inançlar onda o bir insan iken ve bir insan değilken var olmaya devam ediyorsa ruhun hep bir bilgi hali içinde bulunmuş olduğunu söyleyebilir miyiz? Onun bütün zamanlar boyunca ya bir insan olduğunu ya da bir insan olmadığını söylemeye hiç gerek yok. Kesinlikle Sokrates. Varlığa ilişkin hakikatler ruhumuzda hep var oluyorsa eğer, bu takdirde ruh da ölümsüz olmalıdır ve o cesur olup belli bir anda bilmediği ya da doğru bir deyişle anımsamadığı bir şeyi bulmaya yani anımsamaya çalışmalıdır, öyle değil mi? Bilmem doğru söylüyorsun gibi geliyor Sokrates. Ben de haklı olduğumu düşünüyorum. Bütün bir öykünün doğruluğu üzerine yemin edemeyeceğim ancak bir şey için sözlerimle ve eylemlerimle elimden geldiğince savaşmaya hazırım. Bilmediğimiz bir şeyi hiçbir zaman bulamayacağımız için araştırmamanın hiçbir anlamı olmadığına inanmak yerine bildiğimiz şeyi aramanın doğru olduğuna inanırsak daha iyi, daha cesur ve daha akıllı insanlar olacağız. Söylediklerin doğru gibi geliyor Sokrates. Erdem problemine dönüş. Sokrates,
Bilmediğimiz bir şeyi nasıl araştıracağımız konusunda hemfikir olduğumuza göre Artemis'in ne olduğunu beraberce araştırabiliriz, değil mi? Evet Sokrates. Bununla birlikte ben onu daha çok başlangıçtaki şekliyle ele almak isterim. Yani Artemis'in öğretilebilir bir şey mi olduğunu, yoksa onun doğanın bir armağanı olarak mı insanlarda bulunduğunu anlamayı ve bunu senden duymayı arzu ediyorum. Menon, kendini hükmettiğin gibi sana da hükmedebilseydim, onun ne olduğunu araştırmadan önce Erdem'in öğretilip öğretilemeyeceğini inceleyemezdik. Ama sen herhalde özgürlüğe çok değer verdiğinden olsa gerek, kendi eylemlerine hükmetmek için teşebbüste bulunmak bir yana, benim eylemlerime de hükmetmeye kalkıştığından, hatta hükmettiğinden, elimden sana itaat etmekten başka bir şey gelmiyor. Bana öyle geliyor ki, özel doğası hakkında hala karanlıkta olduğumuz bir şeyin bir özelliğini araştıracağız. Hipotez yöntemi. Sokrates konuşmayı sürdürüyor. Yalnız egemenliğini biraz gevşetmeyi kabul et ve Artemis'in öğretilebilir olup olmadığı sorusunu ele alırken bir hipotez kullanmama izin ver. Bununla, yani hipotezle, geometri bilginlerinin araştırmalarında sık sık kullandıkları bir şeyi kastediyorum. Geometricilere, örneğin belli bir alanla ilgili olarak onun bir irade içinde bir üçgen olarak dahilen temas edilecek şekilde çizilip çizilemeyeceği sorulduğunda onlar muhtemelen şöyle yanıt verirler. Onun çizim için gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığını henüz bilmiyorum. Ama bize bu konuda yardım edecek bir hipotezim var. O da şudur. Alan dairenin belirli çizgisine, yani çapına uygulandığı zaman geride uygulanmış alan kadar bir alan kalırsa eğer, buradan belli bir sonucun çıktığını söyleyebilirim. Yok eğer bu mümkün değilse başka bir sonuca varırım. Şeklin daire içine dahilen temas edecek şekilde çizilip çizilmeyeceğini soruyorsanız eğer, bu soruyu hipotetik bir tarzda yanıtlamaya hazırım. Sokrates konuşmayı sürdürüyor. Aynısını Artemis için de yapalım. Ne olduğunu veya neye benzediğini bilmediğimize göre onun öğretilebilir olup olmadığını araştırırken bir hipotez kullanalım. Öğretilebilir ya da başka bir şey olacaksa eğer, Erdem'in ruhun hangi niteliğine karşılık gelmesi gerekir diyeceğiz. Her şeyden önce bilgiden başka bir şeyse eğer, bir kimsenin onu öğrenmesi ya da biraz önce kullandığımız dille bir kimseye onu anımsatması gibi bir ihtimal söz konusu olur mu? Ona ne isim vereceğimiz konusunda endişe etmemiz gerekmez. Fakat basitçe Erdem öğretilebilir mi diye sormamız gerekir. Bir insana yalnızca bilginin öğretilebildiği açıktır, değil mi? Bence de açıktır Sokrates. Eğer bilgi ise Erdem'in öğretilebilir olacağı açıktır, öyle değil mi Menon? Kesinlikle Sokrates. O halde mesela Erdem'in hangi koşullar altında öğretilebilir olacağı konusundan kastediyorum, karara kolayca bağlanmıştır. Öyle Sokrates. O halde bundan sonra Erdem'in bilgi olup olmadığına bakmak gerekiyor. Bence de bundan sonra buna bakmak gerekir. Peki öyleyse Erdem'in iyi bir şey olduğunu öne sürüyor muyuz? Bu hipotez bizim için sağlam bir hipotez midir? Hiç şüphesiz Sokrates. Durum böyle olduğuna göre bilgiden ayrı onunla irtibatlı olmayan başka herhangi bir iyi varsa eğer, Erdem zorunlu olarak bilgi olmayacaktır. Öte yandan eğer bilgi bütün iyileri kapsıyorsa o zaman Erdem'in bilgi olduğunu düşünmekte haklı olacağız. Evet Sokrates. Her şeyden önce bizi iyi yapan şey Erdem değil midir? Evet Sokrates. İyi ise eğer faydalıdır da, çünkü iyi olan her şey faydalıdır, öyle değil mi? Evet Sokrates. Dolayısıyla Erdem de faydalıdır, değil mi? Söylediklerimize göre öyle Sokrates. Pekala, bizim için faydalı olan şeylere bir bakalım. Dediğimiz gibi sağlık, güç, güzellik ve zenginlik, bütün bunların ve benzeri şeylerin faydalı olduğunu söylüyoruz, öyle değil mi? Evet. Fakat bu şeyleri bazen zararlı saydığımız da olmuyor mu? Sen böyle düşünmüyor musun? Hayır, senin gibi düşünmüyorum Sokrates. Şimdi bunlardan her birini faydalı ya da zararlı yapan koşullara bir bakalım. Onlar doğru kullanıldıklarında faydalı, kullanılmadıklarında ise zararlı olmazlar mı? Elbette Sokrates. Manevi niteliklere de bakalım. Ölçülülük, adalet, cesaret, zeka, bellek, asalet ve benzeri şeyleri kabul ediyorsun, değil mi? Elbette kabul ediyorum. Şimdi bunlar arasında sence bilgi değil de başka bir şey olan bir nitelik var mı? Onların faydalı oldukları kadar zararlı da olabileceklerini düşünmüyor musun? Örneğin cesaret, o düşüncesiz bir şey olursa sadece bir tür pervasızlıktır. Düşüncesizce pervasız olmanın bir insana zarar verdiği, oysa akla dayalı bir pervasızlığın insana fayda temin ettiği doğru değil midir? Evet. Aynı durum ölçülülük ve zeka için de geçerli değil midir? Öğrenme ve disiplin ancak bilgelikle birleştiği takdirde faydalı bilgelik olmadığında zararlı olur. Kesinlikle doğru.
Demek ki özetle insan ruhunun üstelediği veya kattığı her şey bilginin rehberliği altında olduğu zaman mutluluğa, sağduyudan yoksun kaldığı zaman da felakete götürüyor. Evet öyle Sokrates. O halde eğer erdem ruhun faydalı olmaması mümkün olmayan bir niteliği ise onun bilgelik olması gerekir. Çünkü bütün manevi nitelikler kendilerinde ve kendi başlarına ne yararlı ne de zararlıdırlar. Fakat bilgelik ya da budalalığın mevcudiyetine göre faydalı ya da zararlı olurlar. Bu argümana göre erdemin yararlı bir şey olması için bilgelik olması gerekir. Bence de öyle. Şimdi biraz önce bazen iyi bazen de zararlı olduklarını söylediğimiz zenginlik ve bunun gibi şeylere gelince aynı durum onlar için de geçerli değil midir? Tıpkı ruhun çeşitli yönelimlerini yönettiği zaman bilgeliğin onları faydalı, budalalığın ise zararlı hale getirmesi gibi aklın doğru kullanılması ve denetimi bütün bu maddi şeyleri faydalı, yanlış kullanılmasına zararlı hale getiriyor diyemez miyiz? Kesinlikle. Doğru kullanan bilge kişinin aklı, yanlış kullanan ise budalanın aklıdır. Öyle Sokrates. Öyleyse genel olarak manevi olmayan her şeyin manevi karakterimize ve manevi karakterimizin iyiliğinin de bilgeliğe bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu argüman faydalı öğenin bilgelik olması gerektiğini gösterir ve erdem de kabul ettiğimiz üzere faydalıdır. Dolayısıyla bu erdemin ya bütünüyle ya da kısmen bilgelik olduğunu söylemekle eşdeğerdir. Söylediklerinin doğru olduğunu sanıyorum Sokrates. Durum böyleyse eğer iyi insanlar doğaları itibariyle iyi olmazlar mı Meno? Ben de öyle sanıyorum Sokrates. Bir nokta daha var Meno. Onlar doğuştan iyi olsalardı aramızda doğuştan iyi olan gençleri fark edebilecek uzmanlar herhalde olurdu. Uzmanlarımız bu gençleri bize gösterir ve biz de onları olgunlaştıkları zaman devlete faydalı olmalarını temin etmek üzere bozulmaktan korumak için Akropolis'e kapatıp altın saklar gibi kilit altında tutardık. Böyle olabilirdi Sokrates. İyilik doğrudan gelmiyorsa eğer öğrenme yoluyla mı kazanılır? Sokrates bence kesinlikle öyle. Madem ki kabulümüze göre erdem bilgidir, açıktır ki öğretilebilir bir şeydir. Tartışmaya Antilos'un dahili. Sokrates herhalde öyledir fakat Zeus aşkına bunu kabul etmemiz doğru olmadı değil mi Menon? Ama bize biraz önce doğru görmüştü Sokrates. Evet ama doğru söylemiş olmamız için onun sadece biraz önce doğru görünmesi yetmez. Şimdi ve gelecekte de doğru olması gerekir. Elbette Sokrates ama ne oldu buna karşı çıkıyorsun? Erdem'in bilgi olabileceğinden şüphe etmene yol açan şey nedir? Söyleyeceğim Menon. Erdem bilgi ise eğer, öğrenilebilir olmalıdır. Bundan vazgeçmiyorum. Onun bilgi oluşuna gelince bunda tereddütlerim var. Bak bakalım, tereddütlerimde haksız mıyım? Sadece erdem değil, herhangi bir şey eğitim konusu olsaydı eğer, onun öğretmenleri ve öğrencileri olmaz mıydı? Kesinlikle Sokrates. Tersini düşün. Bir konunun ne öğretmeni ne de öğrencisi varsa bundan onun öğretilemeyeceği sonuç çıkmaz mı? Haklısın Sokrates. Fakat erdemin öğretmenleri olduğunu düşünmüyor musun? Emin olduğum şey şudur Menon. Böyle öğretmenler var mı diye çok araştırdım. Ama bunu kendileriyle birlikte araştırdığım çok sayıda dostum, özellikle de bu gibi konularda çok deneyimli olduğuna inandığım türden pek çok insanda olsa, bütün çabalarıma rağmen bu erdem öğretmenlerine rastlayamadım. Hele bir bak Menon. Ne kadar şanslıyız. Antinos da tam zamanında gelip yakınımıza oturdu. Onu araştırmamıza dahil etmekle çok isabetli bir iş yapmış oluruz. O her şeyden önce zenginliği ve Podraktes'in hazinesine konan Teybalı İsmesiyalı gibi bir rastlantıya ya da bir armağana borçlu olmayan fakat zekası ve çalışmasıyla zenginleşmiş, zengin ve becerikli bir adam olan Antemios'un oğludur. Dahası o kendisini kibir ve abartı ya da saldırganlığı olmayan nezih ve mütevazi bir yurttaş olarak gösterir. Üstelik oğlunu daha mükemmel yetiştirmiş ve ona Atina halkının da takdir ettiği gibi iyi bir eğitim vermiştir. Atinalıların onu devlette nasıl en yüksek görevlere seçtiğine bir bak. O hiç şüphe yok ki kendisiyle erdem öğretmenlerinin olup olmadığını ve varsa eğer onların kimler olduğunu araştıracağın en uygun kimsedir. Antinos erdem öğretmenlerinin kimler olabileceğini bulmada bize senin aile dostun olan Menon'la bana lütfen yardım et. Meseleye şöyle bak. Dostumuz Menon'un iyi bir hekim olmasını isteseydik onu hekimliği öğretmesi için doktorlara göndermemiz gerekmez miydi? Antinos elbette. Ondan bir ayakkabıcı olmasını isteseydik ayakkabıcılara gönderirdik değil mi? Evet. Bütün diğer meslekler için de öyle değil midir Antinos? Evet öyledir.
Bununla ilintili bir soru daha var. Menon'un hekim olmasını istiyorsak, onu hekimlere göndermemiz gerektiğini söylerken, aklımızda Menon'u bu sanatı icra etmeyenlerden ziyade, hekimlik mesleğini icra edenlere, hekimliği kendine gelip de onu öğrenmek isteyen herkese öğretmeye hazır olduğunu ilan ettikten sonra, profesyonel olarak hizmetlerinin karşılığında ücret talep eden insanlara göndermek gibi makul bir şey yok muydu? Evet, öyleydi Sokrates. Aynı şey flüt için de geçerli değil midir Antinos? Bir kimsenin flütü iyi çalmasını istiyorsak eğer, onu bu sanatı öğretmeyi meslek edinmiş ve bunun karşılığında para alan birine göndermeyi reddederek, onun yerine başka insanlara gidip öğretmen olarak yetişmeyen veya gencimizin öğrenmesini istediğimiz konuda öğrencisi olmayan bu insanları rahatsız etmek, onlardan bir şeyler öğrenmesi için çalışmak çok aptalca olmaz mı? Bu sana da çok saçma gelmiyor mu Antinos? Haklısın Sokrates, bu düpedüz çılgınlık olur. Bence de demek ki misafirimiz Menon'la ilgili olarak sana danışabiliriz. Kendisi bir süredir bana, insanlara bir mülki işletmelerini veya bir devleti yönetmelerini, anne babalarına iyi bakmalarını, gerek hemşehrilerini gerekse yabancı konuklarını gereği gibi ağırlayıp uğurlamalarını tembih edecek bilgelik ve erdem türünü elde etmek istediğini söylüyor. Onu kimlere göndermek doğru olur? Biraz önce söylediklerimiz bu konuda doğru insanların erdem öğretmeni olduklarını ilan eden, hizmetlerini onu öğrenmek isteyen her Yunanlıya serbestçe sunarken verdikleri eğitim karşılığında belli bir ücret talep eden kimseler olduklarını gösterir gibi görünüyor. Öyle değil mi Antinos? Bu sözlerle kimi kastediyorsun Sokrates? Onların kendilerine sofistler adı verilen kimseler olduğunu herhalde sen de biliyorsunuz Antinos. Tanrı aşkına Sokrates, söyleyecek başka bir şey kalmadı mı? Bir yakınımın ya da bir Atinalı ya da yabancı dostlarından birinin bu insanlara gidecek ve kendilerini onlar tarafından yoldan çıkarılmasına izin verecek kadar şaşırmış olmasını temenni etmem. Onlar kendileriyle temas edecek biri için bariz bir felaket ve yıkımdan başka bir şey değildir. Ne diyorsun Antinos? Onlar faydalı şeyler öğretmekle övünen başka insanlardan kendilerine emanet edilen malzemeyi iyileştirmek bir yana onu bozacak, üstelik bunu yapmanın karşılığında para talep etmek yüzsüzlüğü gösterecek kadar farklı olabilirler mi? Ben kendi adıma buna inanamam. Onlardan sadece birinin, bir tek Protokoras'ın sofistikten, Pidas gibi çok seçkin bir sanatkarla birlikte daha 10 heykeltıraşın toplam gelirinden daha fazla para kazandığını biliyorum. Eski ayakkabıları tamir eden veya elbiselerin söküklerini diken bir adam onları sahiplerine aldığından daha kötü bir durumda geri verirse, bir ayak almaz, olun ipliği pazara çıkar, açlıktan öleceğini anlar. Protokoras'ın öğrencilerini yoldan çıkarmak ve onları geldikleri zamandan daha kötü bir durumda göndermek suretiyle bütün bir Yunanistan'ı 40 yıldan beri aldatmış olması inanılmaz bir şeydir. Sanıyorum öldüğü zaman neredeyse 70'indeydi ve sofistik sanatını 40 yıldan beri icra etmekteydi. Bütün bu süre boyunca, hatta bugün bile ünü hiç azalmayıp bilakis arttı. Bu insanlardan Protokoras dışında bir kısmı ondan önce yaşamış ve bir kısmı da bugün hala yaşayan pek çok kimse vardır. Senin değerlendirmelerinden yola çıkarak onların gençleri bilinçli olarak aldatıp bozduklarını mı, yoksa bunu bilmeden yaptıklarını mı kabul edeceğiz? Bazı insanların da kabul ettiği gibi çok zeki olan bu adamlar bunu yapacak kadar şaşkın olabilirler mi? Pek öyle değil Sokrates. Şaşkın olanlar onlar değil, fakat paralarını onlara akıtan gençler. Çocuklardan sorumlu olan, onları sofistlerin eline bırakanlar, hepsinden beter durumda olanlar. Böylesi bir oyuna teşebbüs eden ister bir yabancı ya da ister kendilerinden biri olsun, onlara kucak açan ya da onları kapı dışarı etmeyen kentlilerdir. Sofistlerden biri sana kişisel bir zarar mı verdi Antinos? Onlara karşı niye bu kadar katısın? Zeus aşkına Sokrates, hayır. Hayatım boyunca onlardan bir tekiyle bile işim olmadığı gibi ailemden birinin bu insanlarla temas ettiğini de işitmedim. Öyleyse onlarla ilgili hiçbir deneyimin olmadı, öyle değil mi? Olsun da istemem Sokrates. Beni şaşırtıyorsun Antinos. Bir şeye ilişkin hiçbir deneyimin olmadığı zaman o şeyde neyin iyi neyin kötü olduğunu nasıl bilebilirsin? Çok kolay Sokrates. Bir deneyimim olsun ya da olmasın, onların türlerini biliyorum. Bu herhalde bir kehanet olsa gerek Antinos. Çünkü onları başka nasıl bilebilirsin ki? Başka türlüsünü senin sözlerine bakınca düşünemem. Mamafi kimin eğitiminin Menon'un karakterini bozacağını soruşturuyor değiliz. Menon'un karakterini bozacak olanların istediğin olsun sofistler olduğunu söyleyelim. Sen de bize bunun yerine aradığımız kimseleri göster. Biraz önce tarif etmiş olduğumuz erdem türünde yetiştirilebilmek için şu koca Atina şehrinde kimlere başvurulması gerektiğini göstererek baba ocağının kadim dostuna iyilik edebilirsin.
Sen kendini niye söylemiyorsun Sokrates? Ben kendi kanaatime göre bu konuları öğreten adamlardan söz ettim. Fakat anlaşılan o ki saçma sapan konuşmuşum. Bu yüzden sen söyle. Senin söyleyeceklerin doğru olabilir. Şimdi onu yönlendirme sırası sende. İstediğin bir Atinalı'nın adını ver. Fakat niye belirli bir Atinalı'nın adı verilsin ki Sokrates? Sokakta karşılaşacağı herhangi bir dürüst Atinalı, övdüğünü dinlediği takdirde onu sofistlerin yapacağından çok daha iyi bir adam haline getirecektir. Peki bu şerefli insanlar iyi niteliklerini kendiliğinden mi kazandılar Antinos? Deyim yerindeyse kendi kendini yetiştirmiş bu insanlar öğrenmedikleri erdemi her şeye rağmen başkalarına öğretebilecek durumdadırlar, öyle değil mi? Öyle sanıyorum ki Sokrates, onlar da erdemi kendileri gibi iyi bir şerefli atalarından öğrenmişlerdir. Yoksa kentimizde geçmişte pek çok iyi insanın yaşamış olduğunu red mi ediyorsun? Tam tersine Antinos, burada Atina'da pek çok iyi devlet adamı vardır ve geçmişte de en az bugün kadar iyi politikacılarımız olmuştur. Soru şudur, onlar kendi erdemlerinin iyi öğretmenleri de olmuşlar mıdır? Tartışmakta olduğumuz husus, bugün veya geçmiş zamanlarda Atina'da iyi adamların olup olmadığı sorusu değil de erdemin öğretilip öğretilemeyeceği sorusudur. Bu bugünün ve geçmiş çağların iyi insanların kendilerindeki iyiliğin başkalarına nasıl aktarılacağını bilip bilmedikleri sorusuna eşdeğerdir. Yoksa o bunun tam tersine aktarılamayan veya bir kimsenin bir başkasından alamayacağı bir şey midir? Menon'la benim zihnimi uzunca bir süreden beri bulandıran şey bu. Sen de bunu kendi bakış açından ele al. Titermakos'un iyi bir adam olduğunu söylersin değil mi? Evet, elbette daha iyisi olamadı. Kendi erdeminin iyi bir öğretmeni olması gereken birisi varsa o da Titermakos'tur değil mi? Eğer isteseydi kesinlikle öyle olurdu. Fakat onun başkalarının hepsinden öteye kendi olduğunun daha değerli bir insan olmasını istemiş olması gerektiğini düşünmüyor musun? Oğlundan bunu kıskanmış olması ve erdemini oğluna bilerek aktarmamış olması seni şaşırtmıyor mu? Oğlu Kleopantos'u birincilikte at üstünde ayakta durup bu konumda cirit atacak kadar iyi yetiştirmiş olduğunu işitmişsindir. Babası oğluna iyi bir eğitimcinin kazandırabileceği her sanatı öğretip onu her alanda usta biri yapmış olduğu için genç adamın daha pek çok marifeti vardı. Senin bunları yaşlı insanlardan duymuş olman gerekiyor, yoksa duymadın mı? Duydum elbette Sokrates. Demek ki hiç kimse gencin doğal güçleriyle ilgili bir eksiliğin bulunduğunu söyleyemez değil mi? Herhalde söyleyemez. Peki genç ya da yaşlı herhangi bir kimsenin Termikoles'in oğlu Kleoptapos'un babası gibi iyi ve bilge bir adam olduğunu söylediğini hiç duydun mu? Kesinlikle hayır. O zaman Termikoles'in amacının oğlunu diğer alanlarda eğitmek fakat elbette erdemin öğretilebileceği kabul ettiğimizde onu kendi erdem tipi bakımından komşularından daha iyi kılmamak olduğu sonucunu çıkarmamız gerekir mi? Çıkarabileceğimizi pek sanmam Sokrates. Öyleyse bir erdem öğretmeni olarak kadim çağların en iyi adamlarından biri olduğu, senin de onayladığın Termikoles ile ilgili bu kadarı kafidir. Başka bir örnek olarak da Dimikas'ın oğlu Antidenes'i ele alalım. Onun iyi bir adam olduğunu kabul ediyorsun değil mi? Evet, kesinlikle. O da oğlu Limekolos'a bir öğretmenin katkıda bulunabileceği bütün konularda Atina'da olabilecek en iyi eğitimi verdi. Ama onu başkalarından daha iyi bir adam yapabildi mi? Onu tanırsın, ne olduğunu da bilirsin sanırım. Fakat korkarım ki bu öğretimle başarabilecek bir şey değildir. Sadece birkaç adamın, çok büyük bir azınlığın bu güçten yoksun olduğunu sanıyorsan eğer, Thukydides'i düşün. Onun da kendilerine mükemmel bir eğitim verdiği Meleisas ve Steponos gibi iki oğlu vardı. Bu iki delikanlı başkaca şeyler yanında Atina'daki en iyi güreşçiler olup çıktı. Çünkü Thukydides eğitilmeleri için birini Ksandias'a, diğerini Eikrosas'a verdi. Bu iki adam da zamanlarının en iyi güreşçileriydi. Hatırlıyorsun değil mi? Onları duymuştum. Erdem öğretilebilir olsaydı eğer, çocuklarına bu pahalı sanatları öğretmek için her şeyi yapmış olan bu adamlar, onlara hiçbir maliyeti olmayan bir şeyi, iyi bir adam olmayı öğretmeyi reddeder miydi? Bana Thukydides'in önemsiz bir adam olduğunu ya da onun Atina'da müttefikler arasında çok sayıda dostu olmadığını söyleyemeyeceksin herhalde. O soylu bir aileden geliyordu ve gerek burada gerekse Yunanistan'ın diğer yörelerinde büyük bir gücü vardı. Politik görevlerinin ona bunu kendi başına yapacak zamanı bırakmadığını varsayalım. Erdem öğretilebilir bir şey olsaydı eğer o çocukları da iyi adamlar yapacak adamları ya bizim yurttaşlarımız arasında ya da dışarıda ne yapıp edip bulurdu. Hayır dostum Antinos, Erdem öğretilemezmiş gibi görünüyor.
Bana da öyle geliyor ki Sokrates, insanlara kara çalmaya dünden hazırsın. Bana kulak verecek olursan, sana tavsiyem dikkatli olmandır. Senin de bilmeni beklediğim üzere, sanıyorum her yerde bir insana iyilik yapmaktansa zarar vermek daha kolaydır. Ve bu, burada da kesinlikle öyledir. Antinos kızgın görünüyor Menon, buna hiç şaşırmadım. Benim devlet adamlarımıza iftira ettiğimi düşünüyor ve üstelik kendini onlardan biri sayıyor. İftiranın gerçekten ne olduğunu bilmiyor. Bir gün gelip de öğrenecek olursa beni hoş görür. Teselli ada durum. Sokrates konuşmayı sürdürür. Her neyse, bunu sen söyle. Sizin oralarda iyi ve şerefli insanlar yok mu Menon? Var elbette. Onlar gençlere erdem öğretmeyi sürdürüyorlar mı? Öğretmen olduklarını, erdemin öğretilebileceğini kabul ediyorlar mı? Zeus aşkına hayır Sokrates. Onların bazen erdemin öğretilebilir olduğunu, bazen de öğretilebilir olmadığını söylediğini duymuş olmalısın. Bu durumda erdemin öğretilebileceği konusunda bile birbirleriyle uyuşmayan bu adamları erdem öğretmenleri olarak sınıflayabilir miyiz Menon? Hiç sanmıyorum Sokrates. Peki erdem öğrettiklerini kabul eden yegane adamlar olan sofistler için ne diyeceğiz? Onların erdem öğrettiklerini düşünüyor musun Menon? Gorgias'ta özellikle hayran olduğum şey Sokrates, onun hiçbir zaman böyle bir iddiada bulunurken görmeyecek olmalarıdır. O erdem öğrettiklerini duyduğu adamlara gülüp geçer. Ona göre kendisinin görevi zeki hatipler yetiştirmektir. Sofistlerin öğretmen olduklarını düşünüyor musun Menon? Bunun için bir şey söyleyemem Sokrates. Çoğu insan gibi ben de bu konuda tereddüte düşüyor ve onların erdem öğretmeni olduklarını bazen düşünüyor bazen de düşünmüyorum. Biliyorsun ki Menon, erdemin öğretilebilir mi yoksa öğretilemez mi olduğunu sadece sen ve bazı politikacılar söylemiyor. Ozan Tiogonis'in de erdemin bir yerde öğretilebilir, bir diğerde de öğretilemez olduğunu söylediğini biliyorsun değil mi? Gerçekten mi? Nerede Sokrates? Şöyle konuştu, Elegiyalarda. Kudretli ve büyük adamlarla düş kalk, onlarla ye iç, hoşlarına gitmeye çalış. Çünkü güzel insanların öğrettiği iyi şeyler sarıp sarmalar seni. Kötülerle ahbaplık sende olanı da götürür. Burada o sanki erdem öğretilebilirmiş gibi konuşuyor, öyle değil mi Menon? Gerçekten de öyle görünüyor Sokrates. Fakat başka bir yerde düşüncelerini bir nebze değiştirmiş gibi görünüyor. Akıl, fikir, yaratılıp başkalarına geçirilebilir olsaydı, bunu başaran insanlar büyük armağanlara boğulurdu. Kendisiyle nasıl çeliştiğini görüyor musun Menon? Evet, açıkça görüyorum. Erdem öğretmeni geçinenlerin öğretmen olarak görülmedikleri gibi öğretmenlikle ilgili bir kavrayışlarının da olmadığı, buna mukabil erdem konusunda iyi olmadıkları herkesçe kabul edilenlerin onu öğretilip öğretilemeyeceği meselesinden farklı telden çaldıkları başka bir konu var mı acaba? İnsanların bir konuda kafaları bu kadar karıştığı zaman onların gerçek anlamda öğretmenler olduklarını söyleyebilir misin? Kesinlikle hayır Sokrates. O zaman ne sofistler ne de iyi nitelikler sergileyen bu şerefli insanlar erdem öğretmeni iseler eminim ki başka hiç kimse erdem öğretmeni olamaz. Öyle değil mi? Evet öyle görünüyor Sokrates. Öğretmen yoksa eğer öğrenci de olmaz. Ne dersin? Tamamen katılıyorum Sokrates. Ne öğrencisi de ne öğretmeni olan bir konunun öğrenilebilen bir konu olmadığını da kabul etmiştik değil mi? Evet etmiştik. Şimdi erdemin öğretmenleri var gibi görünüyor mu? Hayır. Dolayısıyla onun öğrencileri de yoktur. Hiç şüphesiz Sokrates. Öyleyse erdem öğretilemez. Değil mi Menon? Bilgi ve doğru inanç. Menon. Bir hata yapmadıysak eğer öyle görünüyor. Ancak iyi insanların olup olmadığını, varsa da onların ne şekilde iyi olduklarını çok merak ediyorum. Senin ve benim iyi yetişmiş olduğumuzla ilgili tereddütlerim var Menon. Ustalarımız Gorgias ve Prodikos gibi bizi belki iyi yetiştirmedi. Öncelikle kendimizi düşünmemiz ve bizi her ne yoldan olursa olsun geliştirebilecek birini bulmaya çalışmamız gerekmektedir. Bunu söylerken elbette aklımda son tartışmamız var. Zira insan eylemlerinin iyiliği ve doğruluğunun sadece bilginin rehberliğine bağlı olmadığı dikkatimizden kaçtı. İnsanların nasıl iyi insanlar haline geldiklerini görmekten bizi alıkoyan şeyin işte bu nokta olabileceğini düşünüyorum. Ne demek istiyorsun Sokrates? Açıklayayım Menon. İyi insanların zorunlulukla faydalı olduklarını kabul ederken haklıydık. Değil mi? Bu başka türlü olabilir mi? Hayır olamaz Sokrates. Onların yine işlerini iyi çevirdikleri zaman belli bir yarar sağlayacaklarını da kabul etmiştik. Bu da doğru değil mi? Evet. Fakat bilginin doğru önderlik için olmazsa olmaz bir koşul olduğunu söylerken öyle görünüyor ki yanıldık. Nasıl yani? İzin ver açıklayayım Menon. Bir kimse Larissa'nın veya başka herhangi bir yerin yolunu biliyorsa eğer, oraya gittiği ve kendisiyle birlikte başkalarını da götürdüğü zaman ona iyi ve başarılı bir rehber denmez miydi? Evet denebilir.
Fakat bir başkası Larissa da daha önce hiç bulunmamış ve yerini bilmiyor olsa dahi bir inanca sahip olduğu takdirde başkalarına doğru rehberlik etmiş olmayacak mı? Evet, olacaktır. Diğerinin bilgiye sahip olduğu konusunda doğru bir inanca sahip olduğu sürece o bilmediği hakikate inanırken bir rehber olarak diğeri kadar iyi olacaktır. Onun kadar iyi olacaktır elbette Sokrates. Öyleyse doğru inanç, doğru eylemde bulunma amacı bakımından bilgi kadar iyi bir rehberdir. Erdem'in doğasına ilişkin tartışmamızda bilginin doğru eylemin yegane rehberi olduğunu söylediğimiz zaman biraz önce atladığımız husus buydu. Öyle görünüyor Sokrates. Bu yüzden doğru inanç bilgiden daha az yararlı olmayan bir şeydir. Evet ama bilgili insan her zaman doğru inanca sahip insan ise sadece zaman zaman başarılı olacaktır. Ne, Menon? O doğru inanca sahip olduğu sürece her zaman başarılı olmayacak mıdır? Öyle olması gerekir Sokrates. Bununla birlikte durum böyle olduğunda bilgiye bu kadar çok değer verilmesine şaşıyor, bilgiyle doğru inanç arasında nasıl olup da bir fark olabileceğini anlamakta zorluk çekiyorum. Şaşırmanın nedenini sana söyleyeyim mi, yoksa sen onu biliyor musun Menon? Hayır, bilmiyorum, söyle. Bunun nedeni senin Daidolos'un heykellerini görmemiş olmandır. Onlardan herhalde ülkende yok. Seni Daidolos'un heykellerinden söz etmeye sevk eden şey ne? Çünkü onlar da Menon, kendilerini bir yere bağlayacak kimse olmazlarsa kaçıp giderler. Onların bulundukları yerde durmaları için bağlanmaları gerekmektedir. Peki bundan ne çıkar? Onun heykellerinden biri bağlanmadığı zaman tıpkı kaçıp giden bir köle gibi pek bir değer taşımaz, uçup gider. Gel gelelim bağlandıkları zaman olağanüstü yaratıklar oldukları için çok değerlidirler. Bunu öyle sanıyorum ki doğru inançlar konusuyla da bir ilişkisi vardır. Doğru inançlar da böyledir. Yerlerinde durdukları sürece her türden iyi şeyleri hayata geçirirler. Ama onlar da yerlerinde uzun zaman duramazlar. İnsan zihninden uçup giderler. Bu yüzdendir ki onlar nedensel bir akıl yürütmenin zinciriyle bağlanıncaya kadar pek büyük bir değer taşımazlar. Bu süreç, aziz dostum Menon, daha önce kabul etmiş olduğumuz gibi anımsamadır. Onlar bir kez bağlanınca bilgi haline gelir ve istikrar kazanırlar. Bilginin doğru inançtan daha değerli bir şey olmasının nedeni de budur. Birini diğerinden ayıran şey nedensel bağdır. Zeus hakkı için Sokrates, bu söylediğin çok ilginç bir şey. Elbette, bunları bir bilgi olarak öne sürüyorum. Fakat sadece bir analoji kullanıyorum Menon. Ama doğru inançla bilginin farklı olduğunu söylemenin sadece bir tahmin olmadığından eminim. Bildiğimi öne sürmem gereken pek az şey vardır. Diğerleri her ne olursa olsun en azından bu kesinlikle emin olduğum bir şeydir. Çok haklısın Sokrates. Doğru inancın bir eylemi yönettiği zaman bilgi kadar iyi bir sonuca yol açtığı da doğru mudur Menon? Evet, bu çok doğrudur sanıyorum. Demek ki pratik amaçlar açısından doğru inanç bilgiden daha az yararlı değildir ve doğru inanca sahip olan adam bilen adamdan daha az faydalı değildir Menon. Öyle. İyi adamın faydalı olduğunu kabul etmiştik Menon, öyle değil mi? Evet. Özetleyecek olursak, iyi ve topluma faydalı insanların var olduğunu kabul ettiğimize göre, onların faydalı ve iyi insanlar olmasını sağlayan şey sadece bilgi değil, fakat aynı zamanda doğru inançtır ve bunlardan ne biri ne de diğeri doğanın insana armağanı olmayıp sonradan kazanılırlar. Yoksa sen bunlardan biri ya da diğerinin doğal olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır Sokrates. Her ikisi de sonradan kazanıldığına göre iyi insanların kendileri doğaları itibariyle iyi değildir. Değildir Sokrates. Durum böyle olduğundan bundan sonra araştırdığımız şey onların iyiliklerinin öğretimle ilgili olup olmadığı konusu oldu. Öyle değil mi? Evet Sokrates. Erdem'in bilgi olması durumunda öğretilebileceğini, bilgi değilse eğer öğretilemeyeceğini söylemiştik. Evet. Erdem öğretilebilseydi eğer bilgi olurdu. Değil mi Menon? Evet Sokrates. Sonra da Erdem'in öğretmenleri varsa öğretilebileceğini, yoksa eğer öğretilemeyeceğini söyledik, değil mi? Evet, aynen öyle oldu Sokrates. Fakat Erdem öğretmenleri olmadığını, bu yüzden onun öğretilemeyeceğini ve bilgi olmadığını kabul ettik, öyle değil mi? Evet. Bu arada onun iyi bir şey olduğunu, faydalı ve iyi olmanın doğru bir rehberlik temin etmekten oluştuğu üzerine de uyuştuk. Evet. Bu ikisi doğru inançlı bilgi, bizi doğru yola sevk edip kendilerine sahip olanı doğru bir rehber haline getiren yani şeylerdi. Tesadüfen iyi, her nasılsa doğru olan şey, insanın kendisinin eseri olmadığı için rastlantıyı hiç hesaba katmayabilir ve insanın kontrolünün doğru amaçlara götürdüğü her yerde rehber olarak sadece bu iki ilkenin, doğru inançla bilginin olduğunu söyleyebiliriz, değil mi Menon?
Benim düşüncem de budur Sokrates. Madem ki erdem öğretilmemektedir, artık onun bilgi olduğuna inanamayız değil mi? Öyle görünüyor Sokrates. Dolayısıyla iki iyi ve faydalı ilkeden biri dışta kalır ve bilgi politik hayatta rehber olmaktan çıkar. Evet, Temistokles gibi devlet adamlarıyla Antinos'un biraz önce sözünü ettiği büyük adamlar öyleyse bilgelik sahibi oldukları için kentlerimizin önderi olmuş değillerdir. Onların itibarlarını bilgiye borçlu olmamaları olgusu başkalarını da kendi kendileri gibi yapmadıklarını açıklar. Haklısın Sokrates. Bu bizi diğer alternatife, devlet adamlarının kentleri başarıyla yönetmelerini sağlayan şeyin doğru inanç olduğu alternatifiyle karşı karşıya bırakıyor. Onların bilgi açısından konumları ilahi esin sayesinde birçok hakikat beyan eden, fakat söyledikleri şeylerle ilgili olarak hiçbir bilgisi olmayan kahinlerin durumundan hiç de farklı değildir. Haklı olabilirsin Sokrates. Yaptıklarında ya da söylediklerinde bilinçli düşünce olmadan tekrar tekrar ve çok aşikar bir biçimde başarılı olan bu adamları kutlu saymamız gerekmez mi? Kesinlikle Sokrates. Biraz önce sözünü ettiğim bu kahinlerle gayipten haber veren din adamlarına ve her betime uygun düşen ozanlara bu adı vermekle öyleyse doğru yapıyoruz. Söyledikleri şeyler hakkında hiçbir şey bilmeyen devlet adamlarının da konuşmalarıyla büyük işler başardıkları zaman ilahi etki altında Tanrı'dan ilham almış bir biçimde eylemde bulunan kutlu kimseler olarak görünmeleri gerekir. Kesinlikle Sokrates. Sen de bilirsin Menon, kadınlar bu iyi insanlara tanrısal derler. Ispartalılar da iyi birini övgüler dizmeye başladıkları zaman o ilahi bir adamdır derler. Bunda da öyle görünüyor ki haklılar Sokrates, ama dostunuz Antinos senin bu söylediklerinden rahatsız olabilir. Bunun pek bir önemi yok Menon. Onunla başka bir zaman konuşacağız. Bu tartışmada söylemiş olduğumuz her şey, sormuş olduğumuz tüm sorular doğruysa, erdem doğa vergisi olmadığı gibi öğretim yoluyla da kazanılmaz. Erdeme sahip olan her kim olursa olsun, kendisine benzer insanlar yaratabilen bir devlet adamı olmadığı sürece onu takdiri ilahiye borçlu olur. Böyle birine rastlanırsa, böyle bir adam kendisi için Homeros'un Hades ülkesinde başka herkesin hayata düşen gölgeler olduğu yerde bir tek onun gerçek bilgiye sahip olduğunu söylediği Tiresias ölüler arasında neyse yaşayanlar arasında da o olacaktır. Erdem söz konusu olduğu sürece bu adam aynen böyle, gölgeler arasında mutlak bir gerçeklik olacaktır. Çok güzel söyledin Sokrates. Demek ki şimdi akıl yürütmemize göre Menon, erdeme sahip olan her kimse onu takdiri ilahi sayesinde elde etmiştir. Bununla birlikte erdem konusunda hakikati, insanların erdemi nasıl elde ettiklerini sormadan önce, erdemin kendinde ve kendi başına ne olduğunu keşfedinceye kadar öğrenmiş olmayacağız. Benim için şimdi gitme zamanı. Sana gelince senden istediğim, dostun Antinos'u şu anda inandığı şeylerin doğru olduğuna inandırarak öfkesini hafifletmendir. Bunu başarırsan Atinalıların sana şükran duymaları için iyi bir sebepleri olacaktır. Menon diyaloğu üzerine. Diyalogda Sokrates ile Menon arasında geçen karşılıklı konuşma tahminen yaklaşık olarak M.Ö. 403 yıllarına işaret etmektedir. Yaklaşık olarak bu tarihlerde demokrasinin yeniden tesisi gerçekleşmiş Atina'da ve bunun önderliğini de diyalogda geçen Antinos gerçekleştirmiş. Diyalogda erdemin ne olduğu ve nasıl kazanıldığı konusunda aslında iki farklı bakış açısı söz konusudur. Birisi Menon'un temsil ettiği sofistik anlayış, diğeri de diyalog boyunca Sokrates'in temsil ettiği aslında sokratik platonik anlayış. Metinde sokratik yöntemin bir parçası olan ironi ve maiotik de sık sık karşılaşıyoruz. Şöyle bir örnek verecek olursak, Menon'un ilk erdem tanımı pasajında Sokrates meğer ne kadar da talihli biriymişim, tek bir erdem istedim ama görüyorum ki sen bana bir arı topluluğu kadar erdem sunuyorsun derken aslında ironi yöntemini kullanıyor. Ayrıca Sokrates'te alay bilgi ve bilgisizlik karşılığından doğar ve Sokrates genellikle bilgisizlik maskesi takınarak tüm sokratik diyaloglarında konuya tamamen yabancı ve konuyu bilmiyormuş gibi davranarak bir öğrenci rolünü benimser. Bu diyalogda da aslında erdemin ne olduğunu bilmediğini ifade ederken aslında bunu ortaya koyuyor. Fakat Menon'a erdemin ne olduğunu sorduğunda Menon bunu tanımlamakta hiçbir güçlük olmadığını söylerken aslında erdemin ne olduğunu çok iyi bir şekilde bildiğini sanmaktadır. Bunun sebebi de Menon'un Gorgias'tan erdemi öğrendiğine inanıyor olmasıdır. Bu da sokratik yöntemin birinci evresi yani ironi alayın en önemli örneğidir.
Diyaloğun ilerleyen kısımlarında Sokratik yöntemin ikinci kısmına geçilir ve bu evrede Sokrates tartışmacının, yani Menon'un bildiğini sandığı konuyu gerçekte bilmediğini itiraf etmesine sebep olur. Ancak bu diyalogda Menon ilerleyen süreçlerde bilgisizliğini itiraf etmek yerine Sokrates'in bir torpil balığı olduğunu ve onu uyuşturduğunu söylüyor. Ve böylece aslında bilgisizliğini öne sürmekten kaçınıyor. Sokrates'in köleye problem çözdürdüğü kısma geldiğimizde, burada kölenin kara adı verilen şekli bildiği tespit edildikten sonra bir kenara iki ayak uzunluğunda olan bir kare çiziyor Sokrates yere ve Sokrates toprağa bu şekli çizdikten sonra bir kenarı iki ayak olan karenin alanının aslında dört ayak olduğunu ifade ediyor. Yani burada bir alan problemi çözüyor. Ancak burada Sokrates'in sorduğu soru, alanı dört ayak olan bir karenin iki misli olan bir karenin alanının ne kadar olduğu sorusudur. Ve köle en başta bunu yanlış cevaplıyor. Daha sonraki aşamada da zaten Sokrates köleye bu alanı dört ayaklık olan bir karenin alanının iki katı olan bir karenin alanının 16 olduğunu göstermeye çalışıyor. Ve bu süreçte Sokrates yine aslında Sokratik yöntemi kullanır. Köle en başta bildiğini zanneder çünkü onun 8 cevabını Sokrates yanlışlamaz. Fakat sonraki aşamada kölenin kafası karışır ve bilmediğini söyler. Ve sonraki aşamada Sokrates sorular sorarak köleye zihninde var olduğunu düşündüğü bilgileri açığa çıkarmasında yardımcı olur. Bilgi ve doğru inanç bölümüne geldiğimizde de ki bu son bölüm. Burada bilginin aslında doğru inanca dayandığını ortaya koyuyor Sokrates. Doğru inancın bir şeye bağlandığı takdirde güvenilebilecek bir bilgi ortaya koyduğunu söylüyor. Ve doğru inanç da aslında Platon'un güvenilir bilginin olduğu aslında idealar dünyasının bilgisini ifade etmekte. Platon'un Menon diyaloğu bu kadar arkadaşlar. Bir başka kitapta görüşmek üzere, hoşça kalın.